Şol kainat olmadan, yer yaratılmadan Şol kainat olmadan, yer yaratılmadan Yazılan ilk kelime, hem okunan ilk cümle Yazılan ilk kelime, okunan ilk cümle: La ilahe illallah, La ilahe illallah. Hu mevlamhu Allah. Kuşlar dalda öterken, otlar yerde biterken, kuşlar dalda öterken. Otlar yerde biterken bu da yemin tutarken çağırır Allah Allah Bu da yemin tutarken çağırır Allah Allah La ilahe illallah La ilahe illallah هو مَعْلَمهُ الله، لا إِلَٰه إِلَّا الله، لا إِلَٰه إِلَّا الله، هو مَعْلَمهُ الله Afyon Karahisar İl Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu hakikatin içinden programının ikinci bölümüyle sizlerle tekrar beraberiz. Saygılar izleyiciler. Bu akşamki konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamız. Birinci bölümde de söyledim. Hocamızı ekranlardan aşinayız, tanıyoruz. Hocam birinci bölümde tevhid konusundan, vahdet konusundan bahsettik ama bir de bizim bu Konuların muamelat kısmı dediğimiz tarafından da bahsedelim. Yalnız evet. şu çok önemliydi hocam. Sizin ilk konu ilk başta söyledikleriniz bizim birlik olarak yani tevhidi benim anladığım kadarıyla birlik, beraberlik evet. manasında evet. kullanıyoruz. Zaten başkanlığımızın yan başlığı yani bu ana temanın yan başlığında insanlığı yüceltmek için gelin birlik olalım. Evet. Yan başlığımızda bu şekilde evet. sizin de kastınız. Evet. buydu. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten Kesinlikle. çok güzel oldu tevhidi, birliği, beraberliği anlamamız açısından. Şimdi hocam bir de fıkhi yönden baktığımız zaman biz İslam'a ki muamelat dediğimiz hayatın yaşanması, İslamca, Müslümanca evet. yaşanması şekli. Bize birçok sorular geliyor yani bu manada. Mesela bir tanesi, hocam işte faiz haram mı? Tabii ki haram diyoruz. Vade farkı haram mı diyor bu sefer? İkisi arasındaki benzerlik veya farklılık açısından bakıldığı zaman hocam e, ne, neler söyleyebiliriz? Şimdi Sayın Hocam, e, şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak faizle ticareti birlikte zikretmiş. Evet. Bakara Suresi'nde esas billah ve ahallallahu'l bey'a ve riba. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı diyor. Evet. Şimdi burada e, alışverişle faizin farklı şey olduğunu, alışverişin helal, faizin haram olduğunu Cenab-ı Hak açık beyan ediyor. Şimdi alışveriş dediğimiz, bizim Türkçe'de alım-satım dediğimiz, ticaret dediğimiz, e, Arapça'daki bey, evet. Evet. E, bayi, var yani. evet <laughs> bayi diyoruz ya şimdi, evet. bilmem ne bayi mesela, evet. e, bayi aslında satan demektir. Müşteri de satın alan demektir. Evet. Yani bu iki kelime de Türkçe'ye girmiş. Yani müşteri kelimesini biz Türkçe'de kullanıyoruz. Tabii. Satın alanı Bayi de bizde bir yeri şubesi gibi, gibi algılanmış ama kullanıyoruz. E, satan kimse demek. Satan kimse. Evet. Şimdi bir satan var, bir satın alan var. Satan ve satın alan olduğu yerde bir de satılan mal var. Mal önemli, evet. değil evet. mi? Yani şu bardak var, bu maldır. Bunu ben satıyorum, siz alıyorsunuz? Ben bayiyim, siz enflasyon kadar olursa faiz olmaz. Bu Sayın Hocam kesinlikle doğru değildir. Niçin? Evet. Diyeceksiniz. Bakın faiz bir şeyin faiz olması için bir faiz sözleşmesinin olması lazım. Yani sözleşme dediğiniz elinize kalem kağıdı alarak bir şey yazmaktan ibaret değil karşılıklı anlaşmaktan Hı. ibarettir. Şimdi bugün ayın e, Nisan'ın dördü değil mi? Evet. Yani dört Nisan akşamındayız. Bana bir yüz bin lira lazım. Sizde de yüz bin lira var. Eee siz diyorsunuz ki bu parayı nasıl ödeyeceksin İsmail Hoca? Ya ben bir sene sonra ödeyeceğim bu parayı sana. Tamam. Ben sana 100 bin lira veririm ama yüzde 10, yani yıllık. Hesaplayarak. Yıllık, yani evet. yıllık yüzde 10 faiz alırım diyorsun. Farkını alırım. Diye. Veya yüzde 1 aylık faiz alırım diyorsun. Yüzde 1 dediğiniz zaman... Yıllık %12'ye %12 de. 12 yapar. Yani bunun anlamı nedir? Bir sene sonra eğer %1 dediyseniz geriye 100, 112 bin lira Anlam alacağım bir. demek. Evet. Şimdi e, ne zaman olacak? Bugün 2016 yılının 4 Nisan'ı. 2017'nin 4 Nisan'ında ben size 100 bin lirayı 112 bin lira. Aylık %1. Şimdi faizler %1'den fazla. Evet. Şimdi bu 12 bin lira faizdir. Peki bugünden bir sene sonrası bugüne kadar geçen 12 aylık zaman diliminde enflasyonun ne kadar olacağını biz biliyor muyuz? Tahmini zaten bunlar. Hayır biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 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 Yani bu enflasyon %8 de olabilir, %7 olabilir. de olabilir, evet. %3 de olabilir, %13 de olabilir. Evet. Önceden bilmiyoruz. Bir bir sene sonra belli olacak. Peki ben faiz oranımı biliyor muyum? Evet biliyorum. Yani bu durumda ben, biliyoruz. E, evet. Biliyorum. İşte bu faiz sözleşmesidir ve haramdır. Enflasyonla hiç alakası yok. Yoktur. Demek ha. ki borçta bunu yapamıyoruz. Borçta evet. bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Ya sen 100 bin lira aldın adamdan, bir sene geçti enflasyonda %10 oldu diyelim. E adamın 100 bin lirası 90 bin liraya düştü. Evet. Yani bir sene önceki 100 bin liranın alım değeri bir sene sonra... 90 bin lira oldu. Evet. Yani eskiden bir sene önce yani bugün 100 bin liraya alabileceğim bir mal bir sene sonra ancak 110 bin liraya alıyorum. Yani evet. demek ki sizin burada bir 10, bin lira kaybınız var. Borç verenin kaybı var. Kaybı var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de la ve la tuzlamu. Ne borç veren e, zulm edecek ne de borç alan zulüm görecek. Evet. Şimdi e, o zaman ne olacak? Eğer siz borcu verdiğiniz anda Yıllık veya aylık şu kadar alacağım dediği zaman yıl sonundaki enflasyon ne olursa olsun faiz olur. Ama yıl sonunda ben size geri öderken 100 bin lirayı ya adam cihazın 10 bin lira kaybı var deyip kendiliğimden 110 bin lira verdim o 10 bin lira helal olur. Yani, o hediye gibi olur değil mi? Yani değer, yani, değer olur. Hediyesi diye. gibi değil. Evet. Bunu da e, borç alanın vermesi lazım. Bu genellikle verilmiyor. Onun için kimse kimseye borç vermiyor. Biz şunu tavsiye ediyoruz. Yani Çıkışı borç olur. veren de borç alan da zarar uğramasın diye bunu ya altın üzerinden endeksleyin. Adama 10 tane Cumhuriyet altını verin. Evet. Veya evet. Reşat altın verin. Veya hatta döviz, döviz üzerinden döviz verin. Yani. Artı şansınızda yani. kimi evet. <laughs> altı bir eksilebilir. Veya hatta karza hasen yani Allah rızası için borç vermek namaz kılmak gibi bir ibadettir. Yani ben sevap kazanmak var. istiyorum. Amel evet. devletlerime sevap olsun diye. Hatta borç vermek zekat vermekten daha sevaptır. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Mesela. Aslında soracağım daha çok soru var ama e, süre bitmiş. Arkadaşlar e, uyarıyorlar. Ağzınıza sağlık. Hakikaten evet, çok teşekkür. güzel bir program oldu. Mesela. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin hocama da teşekkür ediyoruz. Bu akşamlıkta bu kadar. Saygılar izleyiciler. Bu akşam konuğumuz doçent doktor İsmail Karagöz hocamdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı kendisine teşekkür ediyoruz. Bu doyurucu bilgilerinden dolayı hayırlı akşamlar diliyoruz.